Politürko'dan herkese merhaba. Bugün programımızda yine Doktor Ömer Atilla Ergibey'i ağırlıyoruz. Ömer Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Aydoğan Bey, teşekkür ederim. Ömer Bey, bugün sizinle geçen hafta yaptığımız programın devamı niteliğinde bir konuyu konuşmak istiyorum. İzleyicilerden de bu yönde talepler geldi. Evrim konusunu gündemimize almamızı istediler. Bu konuyu sizinle konuşmak istememin bir başka nedeni de şu. Sizinle ateizm bağlantılı iki konu konuştuk, iki program yaptık. Ve zaman zaman evrim konusunun bir şekilde ateizmle de birlikte gündeme geldiğini gözlemliyoruz. İnanç konusuyla bir arada tartışıldığını görüyoruz. Hatırlarsınız, Türkiye'de de evrimin biyoloji müfredatından çıkartılması Türkiye'de tartışılmıştı. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Bir, evrimin bilimsel olarak tanımı nedir ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir teori midir, evrim teorisi? İkincisi de bu teori İslam'ın yaratılış yaklaşımına, Kur'an'ın yaratılış anlatısına karşı mıdır? Yani bir Müslüman aynı zamanda evrim teorisine inanabilir mi? Yani hem evrim teorisine inanıp hem de Müslüman olabilir mi? Bunlar çelişkili şeyler midir? İsterseniz böyle başlayalım. Tamam. Aslında güzel bir soruyla başlıyoruz Aydoğan Bey. Benim şahsi görüşüm şu, ilk baştan belki ben onu ifade edeyim. Ben bu din ile evrim teorisinin karşı karşıya getirilmesine veya böyle işte dindarların apolojetik bir şekilde işte Kur'an ayetlerinin işte teoriyle uyum sağlaması için farklı şekillerde yorumlanmasını doğru bulmuyorum. Yani böyle ayetleri eğip bükmeye de gerek yok illa bu teoriye uysun diye. Bence bu tip teoriler, bilimsel teoriler, bilimsel verilerle desteklenmeli veya sorgulanmalı. Şimdi neticede biz evrim teorisi dediğimizde kanıtlanmış mı diye sordunuz siz. Şöyle bir izah getireyim ben buna. Evrim o kadar kapsamlı bir teori ki, yani neticede bilimsel bir teori, bunu biz inkar etmiyoruz. Bilimsel bir teori. Fakat o kadar kapsamlı ki, şimdi ilk ortaya çıktığında bu bir hipotezdi. Yani Darwin'in öne sürdüğü bir hipotezdi. 1859'da bastığı kitabıyla, yayınladığı kitabıyla. Hipotez olarak yani piyasaya sürüldü. Fakat zamanla bunu bir teori haline getirdiler. Malumunuz hipotez daha çok bir kişinin varsayımlarından oluşan bir tezdir. Fakat teori çok kapsamlı bir şeydir. Yani içinde bilimsel deliller içeren bir şeydir teori. Fakat evrimle ilgili ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Günümüzde evrim teorisi sanki böyle bir tabu haline getirilmiş. Ben bunu görüyorum. Hatta ufak bir sorgulama bile yapsanız hemen saldırılar başlıyor, eleştiriler başlıyor. Senin söylediklerin bilimsel değil gibi şeyler geliyor. Sanki böyle bana bu teori argümanlarıyla beraber gökten vahiyle inmiş gibi. Ki yani gökten inen vahiy bile sorgulanıyor, insanlar sorguluyorlar. Şimdi durum böyle olunca bu çok doğru bir şey değil. Ve bana şu, sanki aklıma şu geliyor, sanki evrimi bir ideoloji haline getirmişler. Ve bilimsel teorilikten çıkarmışlar, dogma, ideoloji haline getirmişler. Hani tasavvufta bir prensip var, çok meşhurdur sufizmde, tasavvufta. Evet. Fena fişşeh derler, yani şeyhinde fena olma. Evet. Kendini sıfırlama. Şimdi günümüzde de bakıyorum ben böyle, özellikle işte Google bilim insanları diyorum ben.
Hani bir konuda çok uzmanlığı yok ama Google şeyhi olmuş yani. Evet. Veya biyoloji üzerine işte 3-4 yıl üniversitede okumuş, genetik bilimi okumuş insanlar çıkıyorlar. Evrim bilimiyle o sürede, eğitim sürelerinde o kadar büyük bir bombardımana uğruyorlar ki bazı arkadaşlara, ben bu arkadaşlara fena fit Darwin diyorum. Yani nasıl fena fit şeyh oluyorsun? Bunlar da fena fit Darwin. Darwin'de fenalaşmışlar yani. Bu evet. Kesinlikle dogma. Buna karşı çıkamazsınız. Karşı çıkarsanız bilimsel değilsiniz. Halbuki şunu çok belirtmek lazım. Bilimde birçok teori var. Bir tek evrim teorisi yok ki. Hatta bugün mesela dünyanın neredeyse %99.9'unun kabul ettiği, misal diyorum, işte Big Bang teorisi. Evet. Big Bang teorisini yani bugün pek inkar eden çıkmaz. Çünkü elimizde çok sağlam veriler var. Fakat buna rağmen bilim insanlarının arasından ona karşı argüman üretenler çıkıyor. Çünkü neticede bir bilimsel bir teori diyorlar. O da kendi bilimsel bir teorisini öne sürüyor. Mesela bununla beraber multiverse teorisi, işte oscillating universe teorisi, dark matter, dark energy diyoruz ya, hani karanlık madde, karanlık enerji. Bir sürü bilimsel teori var. Ve çok ilginçtir, bu teorilerin hepsi ama hepsi bilimsel platformlarda sorgulanabiliyor. Hı hı. Ve hiç kimse bunları sorgulayanlara da saldırmıyor. Sen nasıl bunu sorgularsın? Sen bilimsel değilsin. Fakat nedense, çok ilginçtir, evrime karşı bir şey söylediğinizde hemen saldırılar başlıyor. Peki hocam, kıymetli hocam, ne? Şuradan devam edelim. Nedir evrim teorisi tam olarak? Şöyle diyelim. Evet. Buyurun. Yani evrim teorisi nedir? Bunu bize lütfen açıklayın. Ondan sonra neden bu tabu haline geldi? İsterseniz oradan devam ederiz. Şimdi belki de ilk önce ben şunu söyleyeyim Aydan Bey. Siz dediniz ya sanki böyle dinle karşı karşıyaymış gibi, daha çok ateist kesim savunuyormuş gibi dediniz ya. Öyle değil esasında. Yani inanan kesimlerden de evrimi savunanlar var. Yok, öyle demek istemedim. Yani böyle inanç bağlantılı konularla birlikte tartışılıyor. Mesela evet. Mesela Türkiye'de işte İslamcı bir iktidar var. Evrimi mesela müfredattan çıkarmak istediler. Çünkü bunun inanca ters, inanca aykırı olduğu kanaati zannediyorum vardı ve savunan kesimlerde de mesela savunan kesimlerin argümanlarına da baktığımız zaman böyle bir ilişki gördüm ama dediğiniz gibi evrimi savunan Müslüman akademisyenler de var. Bunu da biliyorum var, ama evet. Yani tam olarak var. Nedir evrim teorisi ve neden tabu haline getirildi? Ondan sonra evrim teorisiyle ilgili tartışmaları konuşuruz. Aslında var ya tanım olarak tam olarak ne olduğu da belli değil, onu söyleyeyim. Şimdi siz evrim derken eğer kastınız şuysa işte tekamül, gelişim, yani canlıların böyle evre evre gelişimden geçmeleri. Şimdi dünyada baksanız mesela ana karnındaki bir bebeğin böyle evre evre gelişmesine evrim diyebilirsiniz o zaman. Değil mi? İlk böyle bir damla sıvı olarak başlıyor. İşte kan pıhtısı, ondan sonra embriyo haline geliyor, fetus oluyor falan. Yani orada gelişim var. Sen o zaman onu evrim oysa tarifi, onu kabul edebilirsin, evrim dersin. Fakat bu biraz önce bahsettiğim gibi o torbanın içine baktığınızda temelinde, evrim teorisinin temelinde bilimsel gerçekler var. Temelini çok sağlam atmışlar. Zaten onun için bilim dünyasının çoğu kabul ediyor. Çünkü o bilimsel temellere dayandığı için. Nedir onlar? Mesela mutasyonlar, genetik varyasyonlar, adaptasyon dediğimiz şey. Ondan sonra işte doğal seleksiyon. Tabiatta bunların hepsi var. Biz biliyoruz, görüyoruz yani bunlar. Onun için bunu hiç kimse inkar edemez. Kıymetli hocam, mesela mutasyon dediğimiz zaman, yani bundan yüz binlerce yıl önce, şöyle söyleyelim, mesela bunun bir mutasyon sonucu olduğunu gerçekleştiğini varsayarsak,
insanın DNA moleküllerinde yaşanan ani bir değişimden mi bahsediyoruz burada mutasyon derken? Aslında işte yani evrimciler genelde oraya çekmeye çalışıyorlar da biz buna türler arası evrim diyoruz. İngilizce'de interspecies evolution. Aslında evrimi iki türlü tanımlıyorlar yabancılar batıda. Intra species evolution var, bir de interspecies evolution. Yani türün kendi içinde geçirdiği evrim var diyorlar. İşte buna adaptasyon, natural selection, mutasyon da ekleyebiliriz. Bir de türler arası evrim var diyorlar. Esasında bizim daha çok sorguladığımız kısım türler arası evrim. İkisi farklı şeyler. Mesela mutasyon hakkında bir örnek verecek olursam size, biz bugün mesela virüslerin, bakterilerin mutasyona uğradıklarını biliyoruz. Hatta gözlemliyoruz yani Covid. laboratuvarlarımızda. Örneğin COVID, mesela COVID kaç çeşit varyant çıktı, varyasyon çıktı. Fakat hepsi COVID. İşte ilginç nokta bu. Yani bir virüs mutasyon geçirebiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim, ben bakteriden örnek vereyim. Bakteri virüsten farklıdır. Çünkü bakteri canlı bir varlıktır. Canlıların en küçüğüdür zaten bakteri. Fakat virüs tam olarak canlı bir varlık değil. Böyle DNA fragmantları, RNA fragmantları olabilir. Farkı şu, bakteri kendi başına hayatını sürdürebiliyor. Virüs tam olarak canlı bir varlık olmadığı için ona bir host lazım. Yani bir vücuda yapışacak ki kendini kopyalayabilip devam ettirsin yaşamını. Şimdi mesela bakteri nasıl şey geçiriyor, mutasyon? Kendisine bir kimyevi saldırı olursa, ilaçlar mesela örnek olarak veya radyasyon saldırısına maruz kaldığında mutasyon yoluyla hayata tutunmaya çalışıyor bakteri. Nasıl yapıyor bu işi? DNA'sında yeni bir sekans oluşturuyor. Yüzeyindeki proteinlerde değişim olabiliyor. Fakat önce bahsettiğim gibi hiçbir bakteri başka bir bakteri türüne, başka bir türe dönüşmüyor. Yine aynı bakteri oluyor o. Sizin de bahsettiğiniz gibi mesela COVID bugün bir sürü varyasyonu olmasına rağmen hala SARS-CoV-2 virüsü. Yani genel tanımı o. Yani benim anlatmak istediğim şey şu Aydoğan Bey. Mutasyonlar, adaptasyonlar, seleksiyon, türler arası evrime delil değil. Evet. Yani orada bir evrim dediğimiz yani tanımı oysa öyle bir evrim var. Fakat bunlar türler arası evrime delil değil. İşte insanlar en çok burada hatayı yapıyorlar. Mesela biyoloji okuyanlar, genetik ilmi okuyanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Ya siz buna nasıl karşı çıkarsanız, biz laboratuvarda bunu gözlemleyebiliyoruz. Ama evrim zaten günümüzde tamamen mikroorganik ortama indirilmiş. Başka bir yerde gözlemlenemiyor ya evrim. Makro alemde bir evrim yok, ben söyleyeyim. Yani hiç kimse gözlemlemedi evrimi. Mikro alemde işte o bakteri, virüs, o çapta genlerde işte hücrelerde gözlemlenen mutasyonlar var. Fakat bunlar bir canlının başka bir canlı türüne evrimleşebileceğini göstermiyor. Delil de değil. Bazı örnekler verebilirim size. Lütfen. Mesela mutasyon hakkında computer scientist David Plaisted diye Hocam siz bilim insanı var. fizikçisiniz. Efendim? Fizikçisiniz bildiğim kadarıyla ama biyoloji konusunda da yani bu alanda da çok uzman bir anlatımınız var. Yani Hani estağfurullah. Biyolog değilim ama şöyle söyleyeyim. Son belki 30 senedir ben bu evrim konusunu araştırdım. Çok okudum yani o o zaman alanda ama çok biyolog değilim. iyi bir Onu baştan program. itiraf edeyim. İyi ki seçmişiz bu konuyu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun devam edin hocam. Estağfurullah. Şimdi bu David Plaisted diyor ki mutasyonların diyor bakın ya bu bir bilimsel bir gerçek. %99'u nötröldür diyor. Neutral yani. Yani canlıya ne faydası var ne zararı var. %90. Kalan onunun da binde 999'u. Çok ilginç bak. Binde 999'u zararlı ve ölümcüldür. Mesela kanser bir mutasyondur. Tümör bir mutasyondur.
genelde zararlı ve ölümcüdür. Burada geriye ne kalıyor? 10 binde bir. 10 binde bir mutasyonun faydalı olabileceği söyleniyor. 10 binde bir. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Mikroskopik ortamda 10 binde bir bir mutasyon oluyor ve Australopithecus denilen bir maymun türünü 6 milyon yıl önce yaşamış, 6 milyon yıl içinde insana dönüştürüyor. Bakınız 6 milyon yıl içinde bu mikroskopik ortamın 10 binde bir değişimle, mutasyonla, bir de bu faydalı, yani güzel bir yöne doğru gidiyor. Zararlı olmuyor. Ve bunu bu maymun türünü insana dönüştürüyor. Şimdi biz bunu sorgularız. Ama bilimsel platformda sorgularız. Yani dini olarak değil. Ben bahsettiğim gibi, yani dinen bu sorgulanmamalı veya işte dini kullanıp da ya işte evrim dinle uyuşuyor. İşte şöyle ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Misal işte Kur'an-ı Kerim'de diyor insanı biz evrelerde yarattık. Tamam da orada tefsirine bakarsanız o apaçık insanın anne karnında geçirdiği evrelerden bahsediyor. Müfessirler bunda şey yani. Yani kabul etmişler. Evet. Peki hocam, şimdi siz yani tefsirden söz açtınız. Şimdi İnsan suresi 1. ayette şöyle deniyor. Gerçekten de insana zamanın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan. Bir başka mesela mealde şu şekilde: insanın tarih sahnesinde görünmesinden önceki dönem insan henüz anılır bir şey değildi. Bir başka meal, hakikat şu ki insan daha henüz kendisi hiç anılmayan ve tanınmayan bir şeyken, yaratılmamışken, üzerinden binlerce asırlık çok uzun zamanlardan gelip geçmedim. Şimdi mesela bu ayeti yorumlayanlar da, yani insanın insan olarak tezahür ettiği dönemden önce sanki böyle insan gibi değildi. Yani insanımsı veya daha böyle primat bir haldeydi şeklinde yorumlayanlar da var. Siz bu ayeti nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani o evet. Herkes istediği gibi yorumlayabiliyor günümüzde maalesef Aydoğan Bey. Yani gerçekten müfessir olmadıkları halde, bu konuda evet, böyle bir background'ları olmadıkları halde açıyorlar. Yani orada bir uyum sağlansın diye diyorum ya, apologetik diyoruz biz evet, onlara. Yorumlamaya çalışıyorlar. Fazla böyle ayetlerle, böyle yani evrimle ayetler üzerine bu kadar yüklenmemeli. Çünkü Allah kelamı bu. Yarın ne olacağı bilimde belli de olmaz. Yani bugün böyle çok direttiğimiz bu evrim teorisi yarın belki yeni verilerle tamamen silinebilir, çürütülebilir, evet, farklı şeyler ortaya çıkabilir. Anladım. O zaman ne diyeceğiniz? Bu kadar biz ayeti destekledik, var dedik, anladım, ettik. Yani siz evrim teorisinin bilimsel bir çerçevede tartışılması gerektiğini öneriyorsunuz. Yani, aynen. Evet, aynen. Yani bir evrim teorisini mesela Kur'an'daki yaratılış anlatısı üzerinden tartışmanın gereksiz olduğunu mu veya yersiz olduğunu mu? Ben yersiz olduğunu düşünüyorum şu yönden, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne evrimi şey yapan, çürütmeye kalkan ne de destekleyen bir ayet var. Yok öyle bir ayet. Yani evrimle belki çelişki haline düşen sadece Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı olabilir Kur'an-ı Kerim'de. Başka bir şey değil. Ona da çeşitli yorumlar getiriyor insanlar. Malumunuz, duymuşsunuzdur. Yani evet. İşte yani o Homo sapiens'lara evresine gelinceye kadar evrimde maymunumsu varlıklar ne zaman işte insan şekline geldiğinde Adem'in ruhu onların içine indirildi. İlk insan öyle çıktı falan gibi yorumlar var. Fakat benim anlatmak istediğim şey şu. Yani bu teori bir torba halinde bakarsak içinde birçok gerçekler var. Bu inkar edilmez. Mesela nedir hocam bu gerçekler? Mesela adaptasyon bir gerçek. Mutasyon bir gerçek. Adaptasyon derken şöyle söyleyeyim. Mesela insanlar böyle çok yüksek rakımlı yerlerde yaşadıklarında
Diyelim ki işte Etopya'nın yüksek bölgeleri var böyle. Mesela deniz seviyesinden işte 2000-2500 metre yukarıda. Peru'da var, Kolombiya, Bolivya'da var. Çin'in bazı bölgelerinde var. Burada yaşayan insanlar var. Bu insanlar bu bölgelerde uzun süre yaşadıklarından vücutları bir adaptasyon geçiriyor. Çünkü orada oksijen seviyeleri çok düşük olduğu için vücut daha çok alyuvar üretiyor. Çünkü vücuda oksijeni ve beyne özellikle taşıyan alyuvardır. Yeteri kadar oksijen verilsin diye vücut daha çok alyuvar üretiyor. O insanlara bakıldığında gerçekten vücutlarında da bedenlerinde daha çok alyuvar var. Normal deniz seviyesinde yaşayan insanlardan. Bu bir adaptasyondur. Fakat bu da yanlış yorumlanıyor. Çünkü Yanlış yorumlanıyor derken biraz açar mısınız burayı? şimdi yanlış yorumlanıyor derken evrimciler diyorlar ki işte bu adaptasyon kabiliyeti insanların veya canlıların diyelim genel olarak genetik yapılarının değişmesine tamamen neden olabilir ve survival için yani yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir natural seleksiyon geçirebilir. Farklı bir tür ortaya çıkabilir. Yorumlanma bu. Fakat biz diyoruz ki o genetik yapısında zaten canlıların var. Bu kabiliyet var. Oraya baştan yerleştirilmiş. Çevredeki değişikliklere uyum sağlayabiliyor. Fakat bunda bir limit var. Biraz önce verdiğim misalde işte insan belki 2500 metrede bu adaptasyonu geçirip o yükseklikte, o rakımda hayatını devam ettirebilir ama mesela bizim dead zone dediğimiz bir yükseklik var. Bunu dağ tırmanıcılar çok iyi bilirler. 8000 metredir. Siz 8000 metreyi geçerseniz artık adaptasyon falan olmaz. Ölürsün. Artık vücut o şeye uyamaz o çevre şartlarına. Ben şunun için verdim bu misali. Balığı denizden çıkarırsan o adaptasyon geçirmez. Çünkü o ciğerleri yok hayvanın. Değil mi? Ölür. Şimdi evrim diyor ki tamam belki bir balığı iki balığı çıkarırsan ölür de işte milyonlarca çıkarsa aralarından ölmeyen çıkabilir. Öyle bir şey yok. Yani bugün gidip denesinler. 1 milyar balığı çıkarsınlar denizden hepsi ölecek. Çünkü vücutları o şekilde dizayn olmamış. O şartlara adaptasyon olmaz. Daha çok canlılar çevrelerine uyum sağlayabilmek için. Mesela çok soğuk bir yerden çok sıcak bir yere gelirsin. Orada mesela derinde belki biraz değişmeler olabilir o sıcaklığa dayanabilmen için. Bu ise biyologlar diyorlar ki insanların kromozomlarında bu mevcut. Ama o kromozomlar inaktif yani aktive edilmemiş. Belirli şartlarda aktive oluyor ve o şartlara dayanabilsin diye öyle yaratılmışlar yani o şekilde var olmuşlar. Yani benim burada evrimi tamamen böyle inkar şeklinde bir şey değil benim sürdüğüm görüş. Ben diyorum ki yani evrimin bazı kısımları işte özellikle bu türler arası evrim kısmı bana göre bilimsel olarak sorgulanmalı. Niye sorgulanmasın ki? Yani onu sorgulamak da bir bilimdir. Bilim zaten sorgulamayla gelişmiş. Bakınız klasik devrin, klasik dönemin İslam bilim insanları, malumunuz bir dönem Golden Era diyoruz biz buna. Müslümanlar dünyada bilime hakimmiş. Yani tıbbın babası, kimyanın babası hep onlardan gelmiş. Bunların böyle genelde bir şeyi var, bir konuda icması var. Diyorlar ki bilim şüphedir. Yani bir şey hakkında şüphelencen, sorgulacan ki bilim gelişsin. Biz şimdi niye bazı şeyleri sorgulamayalım ki? Yani bu bir teori öne sürülmüş, tamam, bazı yönlerini kabul ederiz eğer laboratuvarda test edilip yani ispatlanmışsa. Ama bazı yönleri var, bazı kısımları var. Kabul etmek şu anda mümkün değil çünkü deliller apaçık ortada değil. Yani bir örnek vereyim size tekrar. İşte bu Homo genus dediğimiz homo türünün ve şempanzelerin, bonobonun mesela öbür taraftan işte orangutanı gerçi ayırıyorlar. Gorillerin
ortak olarak ata dedikleri işte 6 milyon yıl önce yaşamış, biraz önce bahsettiğim işte Australopithecus'un o soydan geldiği söyleniyor, maymun familyası. Bu canlının yani kazılarda bakılıyor, fosillerde beyni mesela neye dayanıyorlar, ben onu söyleyeyim türler arası evrim için delil olarak. Bu canlının beyni 450 santimetre küp. Yani insan beyninin üçte biri. Ondan sonra mesela bakıyorlar, bundan 1,5 milyon yıl önce yaşamış bir tür, sonradan nesli tükenmiş diyorlar. Homo erectus mesela, ayağa kalkmış maymun deniliyor. Onun beyni de 900 santimetre küp. Yani insan beyninin yarısı kadar ortalama. İşte bu beyindeki farklılıkları, yani ölçü büyüklüklerini veya iskeletteki bazı ufak tefek değişiklikleri, onlar işte bu geçiş şeyi diye yorumluyorlar. Fakat delil bu. Tarihi bir delil yani bu. Fakat mesela Homo erectus'ten günümüz insanına kadar veya diyelim ki Neandertal diyoruz ya, 200 bin sene önce yaşadı diyorlar. Ona kadar 1.3 milyon yıl var arada. Bu 1.3 milyon yıl içinde bir geçiş fosili yok. Başka bir tür yok. Bulunmadı yani. Geriye gittiniz. Bulunmuyor, yok. Zaten olsaydı bulunurdu. Çünkü sen 6 milyon yıl öncesini buluyorsan, değil mi? 1 milyon yıl öncesini rahatlıkla bulursun. Orada da böyle geçiş fosilleri olması lazım. Şu anda yok. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Paleontolog Stephen Jay Gould diye bir kişi var. Meşhur birisi. Bu adam diyor ki son 50 bin yıl içinde, çok ilginç bak, modern insan esasında 50-60 bin yıldır var. Modern insan. Neandertal'ı çıkarırsanız modern insan öyle. Medeni insan diyelim. Şimdi bu adam diyor ki 50 bin yıldır diyor insan diyor hiçbir biyolojik değişime uğramadı. Yani evrim geçirmedi. 50 bin yıl. Hatta şunu ilave ediyor, diyor ki İnsanoğlu medeniyet adına ne yaptıysa şu an sahip olduğu beyin ve bedenle yapmıştır. Evet hocam. Yani ben şunu sormak istiyorum burada. İnsan niye veya niçin veya neden şu an evrim geçirmiyor? Çok ilginç bir soru. 50 bin yıl hiç evrim geçirmediyse niye şu an geçirmiyor? Veya evrim durduysa şu anda, buna karar veren mekanizma nedir? O da çok ilginç bir şey. Hatta meşhur şey var. David Attenborough'u bilirsiniz. Çok meşhur birisi. Bu doğa bilimci, dolaşıyor dünyayı, böyle dokümenterler yapıyor. O diyor ki benim diyor tahminim diyor insanoğlu artık neslini devam ettirmede %95 koruma seviyesine eriştiği için evrime gerek kalmadı. Çok ilginç bir şey. Çünkü türlerini devam ettirebiliyor diyor. Tamam da buna kim karar veriyor? Yani burada bir karar verme mekanizması ol. Nerede başlayacak, nerede bitecek? 50 bin yıl yok, evrim yok. Şimdi aklıma şu geliyor benim. Mesela Neandertal dedikleri o varlığın, canlının ilk olarak Afrika'dan 200 bin yıl önce ortaya çıktığı söyleniyor. Fakat bugün mesela Google'a da yazın, Neandertal fosilleri nerede bulunuyor bir bakın. Avrupa ve Asya. Ya hani Afrika'dan çıkmıştı. Ve hepsi de beyaz ırk. Bakın o çiziyorlar ya resimlerine, hepsi de beyaz ırk. Yani Asya ve Avrupa'da çıkıyor, 130 bin yıl diyorlar. Peki mesela ben Avustralya'da yaşıyorum. Avustralya'da 70 bin yıllık medeniyeti olan aborijinler var. Evet. 70 bin yıl. Mesela mağaralarda şeylerde resimleri buluyor. Şahane resimler yapmış adamlar. Bir medeniyet varmış. Bunlar için de ne diyorlar biliyor musunuz? Zaman yani 70 bin yıl öncesinden diyorlar Avustralya Asya'dan Avustralya'ya kayıklar inşa edip geçmişler. Kayık yapmışlar, geçmişler. Yani bu insanların 70 bin yıl önce bu teknolojiye sahip olduğunu gösteriyorlar. Çünkü Hint Okyanusu'nu geçiyorsunuz. Yani küçük sandalla geçemezsiniz. Çok ilginç bir şey. İnsan ileriymiş. Şimdi ben diyorum ki bu aborijinler nereden geldi oraya? Yani buna bir açıklama var mı?
Esasında benim anlatmak istediğim şey şu Aydoğan Bey. Tekrar ediyorum. Burada biz evrim teorisinin yani bu mutasyonlar, adaptasyonlar, seleksiyon kısımlarını kesinlikle sorgulamıyoruz. Ve biz gerçekten bunların var olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü gördük yani gözlemliyoruz. Fakat bunlar kesinlikle aynı torbaya atılmamalı. Çünkü aynı torba içinde türler arası evrimi de atıyorlar. Fakat türler arası evrim hakkında çok açık böyle yani bu sorgulanamaz denilen deliller yok. Mesela evrim bilimi insanın işte Homo sapiens evrimi üzerine bayağı yoğunlaşıyor. Özellikle son zamanlarda işte maymun familyasının mesela nereden geldiği konusunda fazla bir bilgi yok. Siz hiç bunu baktınız mı? Hani diyorlar ya insan nereden gelmiştir? Bakıyorsunuz bir sürü ağaçlar var böyle insanın şeye gelişini gösteren. Çoğu da hayalidir onların. Araya böyle eklemişler bir sürü şey. Fakat peki maymun türü nereden geldi diye bir sorun. Çok fazla bir şey yok. Bakınız çok ilginç. Çok fazla bir bilgi yok. Ben bir iki şeye ancak rastladım. Mesela maymun familyasının diyorlar ki 38 milyon yıl önce yaşamış Necrolemur isimli bir hayvandan evrimleşmiş olabilir diyorlar. Hayvan ne kadar biliyor musunuz? Yumruğundan küçük. 140-150 gramlık bir şey. Ondan düşünün goriller oluşmuş. Kaç kiloluk hayvan? 120-200 kiloluk hayvan. Yani küçük, yumruktan küçük bir hayvandan evrimleştiğini iddia ediyorlar. Ve arası da boş. Ta 38 milyon geriye gidiyor yıl. Daha fantastik bir şey söyleyeyim size. Balina mesela. Balina memeli bir hayvan. Ve evrim teorisine göre balinanın atası Pakisetus diye bir hayvan. 50 milyon yıl önce Pakistan'da yaşamış. Onun için o ismi vermişler. Tür olarak, nev olarak. Bu hayvan dört ayaklı ve köpeğe benzeyen bir şey. Tür. Çok ilginç bakın. 50 milyon yıl önce yaşamış. Şimdi bu hayvanın özellikleri şu fosillere göre. 1 metre kadar boyu, 35 kilo civarında diyorlar tahmini. Yani biz şunu çıkarıyoruz buradan. 35 kiloluk bir hayvan evrimleşerek köpek gibi bir hayvan 150 bin kiloluk mavi balinaya dönmüş. Bakınız. 150 bin? 150 bin kilo mavi balina. 150 ton yani. Küçücük 35 kiloluk köpekimsi bir hayvan balinaya dönüşmüş. Tersine evrim olmuş orada. Karadan denize gitmişler. Fakat siz balinalar ne kadar süredir var diye yazın. Bakın Google'a. Araştırma yapın. 30 milyon yıldır var diyor. Bu hayvan 50 milyon yıl önce yaşamış. Yani 20 milyon yıl içinde köpekimsi bir hayvan dev bir balık haline gelmiş. Balık değil, memeli bir hayvan haline gelmiş de yani su hayvanı haline gelmiş. Yani bunun açıklaması bence çok zor bir şey. Çok sıkıntı çekerler evrimciler. Özellikle botanik dalında da öyledir. Bakın mesela botanik dalında diyorlar ki evrimin en büyük sıkıntı çekeceği alan bitkilerin nasıl evrimleştiği. Kesinlikle çok delil yok orada. Orada çok büyük bir açık orası da. Yani neticede benim argümanım şu, biyolojinin ve genetik biliminin laboratuvar ortamında gözlemlediği tüm veriler üzerinde biz mutabıkız, kabul ediyoruz. Bir daha tekrar eder misiniz hocam bu cümleyi? Yani biyolojik ve genetik biliminin laboratuvar ortamında gözlemlediği tüm veriler üzerine biz mutabıkız, kabul mutabık ediyoruz. Mutabık olmadığımız şey nedir hocam? Bizim mutabık olmadığımız şey interspecies evolution. Yani türler arası evrim. Bu eğer gerçekten laboratuvar ortamında ispatlanmış olursa kabul ederiz. Hiç problem değil. Yani biz nasıl ispat edilebilir mi böyle bir şey? Bu da çok zor. Bence çok zor çünkü gözlemlenemiyor. Makro evrim gözlemleniyor. Peki yani fosiller üzerinden mi bu? Evet. Yorumları. Sadece iki yolu var Aydoğan Bey. Birisi fosillere bakıp onlara bir tarihi dizeleme yapıyorlar. Bu tür bundan gelmiştir diyorlar tarihi şey olarak. İkincisi de genetik benzerlik. Ben bunu başka bir yerde bahsetmiştim. Mesela insanın
Şempanze ile genetik benzerliği %95 deniliyor. Bir benzerlik var. Fakat ben bunu bahsetmiştim. Bu yani birbirine geçiş anlamına gelmez. Aynı aileden diyorlar ki en yakın bizim ailemiz diyorlar şey. Şempanzeler için. En yakın familya diyorlar. Halbuki mesela farenin de %90 bize benzerliği. Köpeğin örneğin %92. Anlatabiliyor muyum? Bir yerde ben hani öyle latife olsun diye söylemişim. Muzun, muz var ya bildiğiniz, evet, muzun %60 benzerlik var bizle DNA'sında. Yani muz da bizim uzak akrabamız mı oluyor o zaman? O manaya mı geliyor? Yani evet, benzerlikle öyle bir şey kuramazsınız ikisinin arasında. Daha çok bu fosillere bakıyor. Fakat bir meşhur bir bilim adamı da diyor ki, ismini hatırlayamadım şimdi. Evrim diyor, makro evrim ispatlanması için bir, siz bir diyor zaman makinesi yapmanız lazım. Tarihte geriye doğru seyahat edip bizzat gözlemlemeniz lazım. Yoksa her zaman böyle ortada olmuştur olmamıştır şeklinde kalacaktır. Bahsettiğim gibi evrime karşı çıktığımızda bize saldırılar oluyor. Bilimsel değil deniliyor. Ama onu apaçık tekrar ben ediyorum. Bakınız, mikrobiyoloji anlamında biz bunları görüyoruz. Yani işte mutasyonlar oluşuyor, genetik varyasyonlar oluşuyor, adaptasyon oluşuyor. Fakat bunlar bir türü, bir canlı türünü tamamen farklı bir canlı türüne dönüştürmüyor. Makro evrimin ispatı yok. Ve son olarak belki siz başka sorularını sorabilir, evet, olabilir. Size çok ilginç bir, enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bilim insanları, genetik bilimciler, Drosophila diye bir hayvan var. Bizim dilimizde bildiğiniz meyve sineği. Meyve sineği diyoruz ya. Evet. Drosophila üzerinde tam 60 bin nesildir mutasyon yapıyorlar. Bakınız, dışarıdan müdahale ediliyor bir de. Kendi halinde değil. Kasıtlı bir müdahale var hayvanın genlerine. 60 bin nesil insan ömrüyle neye tekabül ediyor biliyor musunuz? 5 milyon yıl. Yani aynı şeyi insanlara yapmış olsalar 5 milyon yıl mutasyon yapmaları lazım. Bu sinekte var ya, değişen ne oldu? Mesela hayvanın, zavallı hayvanın diyelim, işte ayakları sırtından çıktı, kanatları yamuldu, gözleri kızardı, vücudunun şekli yamuldu. Yani hep deform oldu hayvan yapılan mutasyonlarla. Fakat hiç ve neslini de sürdüremez hale geliyor mutasyon sonrası. Fakat hiçbir zaman bu sinek başka bir türe dönüşmedi. 60 bin. Yani çok büyük bir şey bu. 60 bin nesil. Yani mutasyonların biz bir türü başka bir türe dönüştürdüğüne dair hiçbir delil görmüyoruz. Anladım. Mutasyon yok demiyoruz ama delili yok. Yani neticede benim anlatmak istediğim şu. Makro evrim dediğimiz şey, türler arası evrimin, yani balıkların diyelim sürüngenlere dönüşmesi, sürüngenlerin kuşlara veya işte memeli hayvanlara dönüşmesi, yavaş yavaş bazı memeli hayvanların insanlara evrimleşmesi iddiasının bana göre sorgulanması gerekiyor. Yani böyle bunu bir tabu gibi, dogma gibi her şeyle kabul edip, arkadaş bunu biz mecburuz kabul etmeye denmemeli. Bilimsel olarak sorgulanmalı. Dinsel olarak demiyorum bakınız. Bilimsel olarak sorgulanmalı. Ve normal her bilim insanı bunu yapmalı. Çünkü o kadar büyük böyle açıklıklar var ki, evrimcilerin bazıları bunu kabul etmek istemiyor. En büyük açıklardan biri de şu, omurgasızların nasıl omurgalılara evrimleştiği. Buna dair bizim elimizde böyle şey yok, fosil yok mesela. Omurgasız hayvan nasıl omurgalı olmuş? Onun için bunları, yani bilim insanı gerçekten sorgular. Sorgulanması da gerektiğini düşünüyorum ben. Anladım. Evet. Peki hocam, anladım. Siz bu konunun bilimsel bir çerçevede tartışılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu da yaptınız. Eleştirilerinizi güçlü bir şekilde dile getirdiniz. Peki şu şekilde soracak olsam, evrim teorisinin, yani dini alana girmek istediğinizi anladım. Ama yine soracak olsam, yani Kur'an'ın
yaratılış anlatısıyla çelişkili olarak gördüğünüz yerlerden biraz bahseder misiniz? Sakıncası yoksa. Yok, hiçbir sakıncası yok. Yani evet. Bana göre çelişki olan, işte daha önce de bahsettim, iki yer var. Birisi işte Adem'in yaratılışı, insanın yaratılışı. Çünkü ayetlerde indirdik diyor Adem. Nasıl yani diyor o çok hocam bunu? Açık. Evet. Biraz yani açar mısın? Cennetten, yani hani sizle daha önce de bahsetmiştik. Evet, evet. İşte dünyada cennet aşağı dünyada indirdik. Olmuş olabilir. Tabii, fakat tabii. orada aşağı indirdik şeyi kullanılıyor, ifadesi kullanılıyor. Büyük ihtimalle öyledir. Çünkü cumhur onu düşünüyor müfessirlerin. Yukarıdan aşağı indirildiğini, öyle bir görüş, daha çok güçlü görüş. Bir orada biraz çelişki var gibi. İkincisi de şu, insanların anlamadığı bu, Müslümanlar da dahil. Evrimi savunan Müslümanlar dahi diyorlar ki yani bu olmuştur, Allah yapmıştır. Allah yani türlerin ortaya çıkışını böyle murad etmiştir. Bu sistemi kurmuştur. Hani diyelim ki hadi sizin dediğiniz gibi olsun da o zaman gene siz evrim teorisini, Darwin'in öne sürdüğü anlamda evrim teorisini kabul etmiş olmuyorsunuz. Gene çelişki içerisindesiniz. Çünkü evrim teorisi tamamen randomness üzerine kurulmuş. Rastgelelik. Yani mutasyonların rastgele olması değil mi? Tesadüfler üzerine kurulmuş. Şartlar zorlayınca belirli mutasyon oluyor, adaptasyon oluyor. İşte mesela diyorlar ki işte zürafa daha önce boynu kısaymış, ondan sonra yüksek ağaçlardaki yapraklara uzanmaya çalışa çalışa boynu uzamış, evrimleşmiş hayvan. Boynu uzamayanların nesli tükenmiş. Bu bir diyorlar favorable adaptation'dır. Yani faydalı bir adaptasyondur. Hayvan neslini devam ettirmek için olmuş. Fakat ben bir yerde bahsetmiştim, zürafanın dedim bu insanlar hiç su içmesini gördüler mi? Madem faydalı bir adaptasyon geçirmişler, o kadar zorlanıyor ki yani işin yani biyolojik yönden baktığınızda neredeyse beyin kanaması geçiriyor hayvan su içerken. Ondan sonra bütün kan çünkü beynine gidiyor kafayı eğdiği zaman. Sonra boynunu da kaldırdığında, o aniden kaldırdığında kan basıncı o kadar düşüyor ki neredeyse bayılacak hale geliyor. Yani siz o zaman bunu nasıl favorable adaptation dersiniz ki? Yani delili nerede bunun? Yok, öyle bir delil de yok. Demek istediğim şey bunların gerçekten araştırılması lazım. Üçüncü şey de şu, Kur'an'la yani uyum sağlayabilir mi diye. Evet. Bu da şu, Cenab-ı Allah hiçbir şeyi random yoluyla yani tesadüflerle yapmaz. Felsefi açıdan bakıyorum, evet. Teolojik açıdan bakıyorum. Cenab-ı Allah demez ki ya ben şöyle bir proses başlatayım, evrim denilen şeyi, bakalım neler çıkacak ileride. Haşa, bu yani Allah'ın bilimini alıyorsun, sınırlandırıyorsun. Şansa bir deneyelim neler çıkacak. Öyle bir şey olmaz. Fakat bazıları da diyebilir ki yok şansa değildi. Cenab-ı Allah hepsinin ne olacağını zaten baştan biliyordu. Fakat o yöntemi tercih etti yaratılışta. Yani o zaman da şöyle bir cevap verebiliriz onlara. O zaman bu sizin bilim, bugün bazı bilimcilerin öne sürdüğü evrim anlayışı olmaz. Onlar öyle demiyor. Yani evrimde diyorlar işte bir kontrol mekanizması olduğunu söylemiyor onlar. Ya halbuki evrime baktığınızda gerçekten biz bir direction diyoruz, bir yön var. Mesela insan gözü hatırladığıma göre 16 parçadan oluşuyor. Biz buna şeyler vardır ya bu ne deniliyor onlara? Intelligent design teorileri var. Bunlar da bilim insanları, ID diyorlar. Onlar diyor ki göz hakkında, diyorlar göz irreducible complexity vardır gözde. Yani indirgenemez kompleks sistem vardır. Ve o parçalardan birini aldığınızda göz görmez. Mesela siz irisi çıkarın, retinayı çıkarın, göz görmez. O zaman bunun gradual evolution yoluyla yani kademeli evrim yoluyla oluşması mümkün değil. Çünkü bir canlının milyonlarca sene görmeyen bir gözü taşıması lazım vücudunda.
Halbuki evrim de diyor ki, if you don't use it, lose it diyor. Kullanmıyorsan. Yani kullanmıyorsan yok et diyor. Gerçekten de öyle evrimin iddiası. Evet. O zaman bu hayvan, yani milyonlarca yıl görmeyen bir gözü niye vücudunda taşımış? Sanki ileride bu görecek bir hale gelecek gibi hesap varmış gibi. Yani belirli bir yöne doğru gidiyormuş gibi. Burada müthiş bir kompleksiti var, müthiş bir dizayn var. Bunu biz tesadüflere veremeyiz. Burada bir kontrol mekanizması olması gerek. Onun için yani evrimi kabul edenlere de ben diyorum, tamamen her şeyiyle kabul edenlere, buradaki mekanizma nedir? Esas önemli olan o. Yani evrim olmuş mu olmamış mı değil de, buradaki mekanizma nedir? Tesadüfi random bir mekanizma mı, yoksa bütün bunları kontrol edilen bir sistem mi? Peki hocam, bu çok önemli. Şu söyleniyor özellikle, yani evrimi savunan Müslüman entelektüeller tarafından, diyorlar ki mesela işte Allah insanı çamurdan yarattı, yani topraktan yarattı. Dolayısıyla yani toprakta bulunan bütün mineralleri insan vücudunda da bulmak mümkün ve insanın bu çamurdan, balçıktan, işte su ve toprak karışımı o halden insan haline gelme süreci çok uzun bir süre almış olabilir ve işte bu bahsedilen işte evrim süreci de gerçekleşmiş olabilir diyorlar, ama siz bu görüşe katılmıyorsunuz. Çünkü zaten biraz önce anlattınız yani delillerini sürdünüz. Ne dersiniz hocam bu yaklaşıma? Siz nasıl anlıyorsunuz mesela bu topraktan yaratılma, balçıktan yaratılma olayını? Yani öyle bir yorum da yapılabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Allah bütün canlıları sudan yarattı diyor. Evet. Biz biliyoruz yani hayat suda başladı. Bunu biliyoruz, yani bilimsel olarak da biliyoruz. Çünkü tarihe baktığımızda ilk canlılar suda belirmiş, bunu da biliyoruz. Fakat Adem'in yaratılışında bir özellik var. Kur'an-ı Kerim onun için ona böyle farklı bir onure ediyor, yani bir şeref veriyor. Kendi işte nefesinden üfledi, ruhundan üfledi, işte onu balçıktan yarattı. Hatta bir yerde diyor ki iki eliyle, kendi elleriyle yarattı diyor. Bakın çok ilginç. Yani evet. Tabii bu bir müteşabih bir şey de, evet. Metaforik bir şey de, yani orada bir onore etme var Adem'i. İşte ondan sonra cennete koydu diyor. Cennette işte falanca ağaca yanaşmayın dedi diyor. İşte o ağaç hakkında da işte derler ya, işte elma ağacıydı, buğday ağacıydı, evet. Falan böyle anlatırlar. Esasında o neslin devamı ağacıydı. Yani bir araya geldiler, birlikte oldular ve yanlış bir zamanda birlikte oldular. Olmaması gereken bir zamanda. Ve nesil devam etmesi gerekti. Onun için diyorlar yani o emre itaatsizlik olmuş orada. Fakat yani cennet hakkında, cennette var oldukları üzerine çok emfasiz var. Kur'an-ı Kerim'de emfasiz var. Yani oradan anlıyoruz biz bunu. Teolojik yönden bakarsak, yani ben daha çok Adem'le Havva'nın cennette yaratıldığını, ondan sonra bu dünyaya, yeryüzüne indirildiğini düşünüyorum. Fakat diğer türlü yorum yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapılabilir tabii ki. Yapılabilir. Çünkü insan vücudu dediğiniz gibi bütün bu topraktaki elementler var. İnsan vücudu çoğu sudan yapılmış zaten. Kur'an onu da söylüyor. Onun için burada çok büyük çelişki olmaz. Evet. İki ayet var hocam. Onları da değerlendirelim. Daha önce söylemiştim, yani İnsan Suresi 1. ayet. Yani insanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey olmadan önce uzun dönemden bir süre geçmemiş miydi? Bunu nasıl değerlendirir? Bir başka meal, kesinlikle insanın üzerinden uzun bir zaman geçti ki anılacak bir şey değildi. Ne diyorsunuz hocam bu ayet? Nasıl değerlendiriyorsunuz İnsan Suresi 1. ayet? Onun çok detaylı tefsirine bakmak lazım. Ben bir yönden şöyle düşünüyorum. Yani dünyadaki canlılar insandan çok önce vardı ve uzun süredir dünyada yaşadılar. Bunu biliyoruz. İnsan çok yeni. Yani sanki ne denir ona, böyle sahneye en son şey çıkar ya. Anladım. En son insan getirilmiş, evet. Ve insanın biyolojik yönden, bakın şunu da ifade edebilirim. İnsan esasında canlı olarak insana incelediğinizde
insanın esasında bu dünyaya ait olmadığı çıkıyor ortaya. Fiziksel olarak da bakın. Nasıl hocam? Nasıl çıkıyor? Dünyada 8 milyon canlı türü var. 8 milyon. Hı hı. Ve hangisini araştırırsanız araştırın, hepsinin ekolojik dengeye bir faydası olduğunu görüyorsunuz. İnsanın dışında. İnsan dışında. Hepsinin şu dünyaya faydası var. Fakat diyorlar ki mesela insanı dünyadan kaldırın yeryüzünden. Evet. Dünyanın çevre, ekolojik denge sadece iyiye doğruya gidiyor. Evet. İyiye doğru virüs gidiyor. Virüs gibiyiz o zaman hocam yani. Yani virüs gibiyiz. Biz sadece zarar veriyoruz. Her şeyimizle zarar veriyoruz dünyaya. Oradan şu çıkıyor ama öyle olduğu halde nedense doğa, yani evrim yönüne bakarsanız, doğa sanki kendi başını yiyecek bir varlık üretmiş gibi oluyor. Kendine düşman olacak bir varlık üretmiş gibi oluyor. O da çok mantıksız. Biz fakat şöyle açıklama getiriyoruz bu meseleye felsefi olarak. Bütün canlılar dünyaya hizmet ediyor. Kendilerinin üstünde bir hizmet sergiliyor. Doğayı koruyor. İnsanda bu olmadığı için demek ki insanın hizmet etmesi gereken yer, anlatabiliyor muyum? Esas başka hedefi, şey, yaratış gayesi çok daha üstün bir yer olması lazım. Dünya üstü bir yer olması lazım. Ortaya o çıkıyor. Evet. Benim görüşüme göre ortaya o çıkıyor. Bir ayet daha var hocam. O da şu, Ali İmran suresi 59. ayet. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir ki Allah onu topraktan yarattı. Şimdi bu da ilginç bir ayet değil mi hocam? Gerçekten de Allah katında İsa Adem'in örneğidir. Onu topraktan yarattı da sonra ol dedi, oluverdi. Aydan Bey, orada tamamen kastedilen şey şu. Yani tamamen bunun üzerine o. Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu demesi, hatta Allah demesi, çünkü babası yoktu. Evet. Mucizevi bir şekilde yaratılmıştı. Orada Kur'an-ı Kerim diyor ki, yani o kadar babası yok diye siz ona Allah'ın oğlu demeyin. Çünkü Adem'in babası da yoktu, annesi de yoktu. Yani durumu birbirine benziyor. Bunlar mucizevi bir şekilde yaratılmıştı. Kur'an'ın kastettiği esasında o çok açık bir şey. Yani onu başka bir yere çekmek pek de yani mümkün değil. Peki şu şekilde yorumlanamaz mı hocam? Mesela Hristiyan Ali İmran suresinde hani sizin de dediğiniz gibi Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu yaklaşımına karşı olarak hani Adem'in de topraktan yaratıldığı, dolayısıyla İsa'nın da aslında topraktan yaratıldığı, yani çok özel bir durumu olmadığı, Allah'ın oğlu olmadığını ifade etmek için bir gönderilmiş bir ayet olabilir mi? Yani onu da katabilirsiniz. Ben katılıyorum bu görüşe. Onu da katabilirsiniz. Siz daha önce de bahsettiniz. Evet. Topraktaki bütün elementler insanda var. O da işaret ediliyor olabilir. Adem'de de bütün topraktaki elementler var. İsa'da da bütün yani topraktaki elementler var. O, yani, ona da yorumlayabiliriz. Yani o da topraktan yaratıldı anlamında. Yani o da topraktan. Evet. Yani evet. O da insan. Evet. Doğaüstü bir yani varlık değil. Değil evet. Anlamında. Evet. Sevgili hocam, ben sorularımı sordum. Çok teşekkür ederim. Benim estağfurullah, ben teşekkür ederim. Oldu. Yani bazı görüşlerim değişti diyebilirim yani bu konuda. O yüzden teşekkür ediyorum size. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Estağfurullah Aydan Bey. Yani benim tekrar vurgulayayım da, yani ben biliyorum bu konuları böyle işlediğimizde çok eleştiri geliyor bazı insanlar. Tekrar bunu tekrarlayayım. Biz olduğu gibi o evrim torbasını reddediyor değiliz. Bilimsel yönleri neyse hepsini kabul ediyoruz. Çünkü din bilimle çelişmez. Özellikle İslam hiç çelişmez. Kur'an-ı Kerim'de çok bilimsel şeylere işaret eden ayetler zaten vardır. Benim tek söylemek istediğim şey şu, bu neticede bir teori ve bu teorinin içinde bazı kısımlar var ki sorgulanması gerekiyor. Ve bir bilim insanı için de sorgulamaktan daha doğal bir şey olamaz. Olamaz. Sorgulayın ya, niye sorgulayamayız? Evet. Peki. Kıymetli izleyiciler, bugün Doktor
Ömer Atilla Bey'i ağırladık. Ömer Atilla Ergi Bey'i ağırladık ve evrim teorisini detaylı bir şekilde ele aldık. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yeni bir Politürko programında buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.